İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dersim Ovacık'ta Gahant lokması dağıtıldı. Başbakan, Ermenistan Cumhuriyeti 2019 yılında ekonomik büyüme açısından dünyanın ilk 15'inde yer alacak. Batı Ermenistan'ın Dersim şehrinde kutsal sayılan bir dağ keçisi daha katledildi. İran Dışişleri Bakanı yıl sonunda Moskova'ya gidecek. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı. Suriye'de yeni füzeler ve bombalar test edildi. Türk gazete yazarı Ermenilere karşı uygulanan soykırım konusunda basılan kitaplar için İstanbul'daki Ermeni yayın evini hedef gösterdi. Senfoni orkestrası Gomidas'ın orijinal orkestra eserlerini kaydetti. Batı Ermenistan'ın Dersim şehrinin Ovacık ilçesinde biten yılı uğurlama ve gelen yılı karşılama anlamı taşıyan Gahant geleneği dolayısıyla köylüler karlı yolları tek sıra halinde yürüyerek lokmalarını paylaştı. Alevilerin Kalo Gahant diye bilinen yeni yıl etkinlikleri zorlu kış koşullarına rağmen devam ediyor. Ovacık'ın ziyaret ve kelek köylerinde lokmalarını pişiren köylüler kar kış demeden topluca kutsal mekanlarının yoluna düştüler. Pir Zeynel Batar'ın duaları eşliğinde Kilasis Beyaz Kale Kutsal Mekanı'na gittiler. Ziyaretin üzerine çıralar yakılarak gulbanklar okundu, yakarışlar yapıldı. Hal Gahant, Kalo Gahant Aralık ayının 3. haftasında başlar ve Ovacık ayının ilk haftasına kadar sürebilir. Salı gününden başlayıp 3 günlük oruç tutulur. Çocuklar sabah kalkarlar, hediye toplamaya giderler. Toplu bir şekilde habersizce her evin kapısına giderek Gahandınız kutlu olsun diye selamlar ve şarkılar eşliğinde hal keh oyununu oynarlar ve hediyelerini alırlar. Hediyeler daha çok badem çekirdeği, ceviz, kuru üzüm, kayısı, kurusu, un ve benzeri şeyler olur. Evlerde ise bir tür çörek olan pesare ve dane duna buğday pişirilir. Buğdayın bir kısmı yenir ve çocuklara dağıtılır. Bir kısmı ise ipliğe geçirilerek hayvanların bulunduğu ağılın duvarına asılır. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2019'daki ekonomik büyüme açısından dünyanın ilk 15 ülkesi arasında yer alacağını söyledi. Başbakan, 11 aylık sonuçlara göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde %7.5 ekonomik büyüme endeksi kaydedildi. Bu bölgemizde bir numaralı göstergedir. Avrasya Ekonomik Birliği'nde bir numaralı gösterge ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda bir numaralı gösterge olduğunu ifade etti. Hükümet Başkanı Paşinyan, yeni yıl tatili öncesinde iş adamlarıyla yaptığı toplantıya değinerek şöyle devam etti. Ve ülkemiz için bu kadar yüksek bir ölçüt oluşturduğunuz için teşekkür etmek istiyorum ve umarım bu yıl elde ettiğiniz başarı 2020'de daha da verimli ve yeni göstergeler ile ülkemizin ekonomisini yükseltecek. Ermenistan'ın Dersim'inde kutsal olarak görülen dağ keçileri katledilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Pülümür'e bağlı Aşgirek Kocatepe köyünde iki dağ keçisinin vurulmasından hemen sonra bugün de yine Pülümür'e bağlı Kozluca köyünde bir dağ keçisi kaçak avcılar tarafından katledildi. Dağ keçilerinin yörede kutsal kabul edildiğini söyleyen köylüler, izinli ya da yasa dışı şekilde dağ keçisi avlamasının tümden yasaklanmasını istemişlerdi. Pülümür ilçesi Kozluca köyü yakınlarında koruma altında olan bir dağ keçisi kaçak avcılar tarafından katledilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili hukukçular, doğa aktivistleri ve Dersimliler suç duyurusunda bulunarak avcılık adı altında yapılan katliama dur demek için harekete geçtiler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif 30 Aralık'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'ya göre Lavrov ve Zarif görüşmesinin gündeminde İran'ın nükleer programı ve Basra Körfezi'ndeki durum yer alıyor. Zakharova, Zarif ziyareti sırasında ayrıca Suriye'deki durumun da ele alınacağını sözlerine ekledi. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Salı günü genişletilmiş bakanlık toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Rus Su-57 avcı bombardıman uçağının yeni füze ve bomba türlerini test ettiğini ifade etti.
Bakana göre Su-57'nin 5. nesil avcı bombardıman uçağı için 28 yeni MİH helikopteri, insansız hava araçları ile yeni nesil roket ve bombalar denendi. Savunma Bakanı, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin bu yıllar içerisinde Suriye'de 359 çeşit yeni silah test ettiğini açıkladı. Türkiye'nin hükümet yanlısı Akşam Gazetesi'nin yazarı Emin Pazarcı, İstanbul'daki Ermeni Aras Yayın Evi ile başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinin belediyesini yazdığı makale ile hedef gösterdi. Bunun nedeni bir süre önce seçilen Cumhuriyet Halk Partili Çankaya Belediyesi'nin aralarında Aras Yayın Evi'nin ve Ermenilere karşı uygulanan soykırımla ilgili kitapların da yer aldığı 2. Çankaya Kitap Buluşması adı altında bir kitap sergisini düzenlemesi. Pazarcı, içinde 158 Türkçe ve 60 Ermenice kitaba yer verilen ve içeriğinde bir Fransız Ermenisi olan Michel Marian'ın Ermenilere uygulanan soykırım, Şeyh Muz Diken'in Ahım Var Diyarbakır, Silvia Angelik Alacajji'nin Sıla'ya Giden Yol isimli kitapların bulunduğu bir de katalog dağıtıldığını ifade etti. Soykırımı inkar eden yazar, Ermeni yayın kuruluşu olan Aras Yayın Evi kendi bastığı kitapları orada sergiledi, sundu ve sattı, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi ve Sanat Yönetmeni Sergei Sımpatyan başkanlığında Gomidas'ın orijinal iki eserini kaydetti. Bunlar Yaylı Çalgılar Orkestrası için Hatıra adlı eser ile Senfoni Orkestrası için Orman Gecesi adlı eserdi. Armen Press'in bildirdiğine göre kayıtlar Kamu Radyosu'nun kayıt stüdyosunda gerçekleştirildi. Söz konusu eserler Kamu Radyosu'nun altın fonunda muhafaza edilecek. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası'nın bu girişimi Gomidas Vartabet'in 150. doğum yıl dönümüne adanmıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasna Dırer adlı folk topluluğundan geleneksel Ermeni halk oyunları olan Muşohır Yarkuşta adlı eseri sunuyorum. Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.